Samsun Çarşamba Ovası'nda kivi hasadı başladı. 40 liranın üstü genelde. Şu anda da memnunuz. Geçen yıla göre neredeyse iki kat daha iyi bir fiyat. Ama tabii ki ülke şartları, girdi maliyetleri bunu etkiliyor. Bir şeyler kalıyor bize ama şartlar daha iyi olsa daha iyi olur. Ova genelinde yaklaşık 6 bin dönüm alanda üretim yapılıyor. 10 yıldır çiftçilerimize söylüyoruz. Yeşilırmak Havzası'nda, Doğu ve Batı sınırında kivi dikimi dedik. Sağ olsun çiftçilerimiz de duyarlı davrandılar. Ve şu anda kivi üretimimiz tahmini rekolte bir 20 bin tonun üzerinde olacağını görüyoruz. Üretici şu an için fiyatlardan memnun. Bu sene kivi tabii fiyatı da başka ürünlere bakarak çiftçimizin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 35 liradan başlayıp yani o kivi tabii boy boy 45-47 liraya satılan kivimiz var. Üreticilerimiz de bu konuda memnun. Bahçeyi görüyorsun, şu bahçe 4 yaşında bir bahçe. Çok güzel bir bakım yapmış üreticimiz sağ olsun. 4 yaşında olmasına rağmen böyle bir sanki 5-6 yaşında bir bahçe gibi görünüm var. Maliyetler, girdi maliyetleri yüksek ama kivi de yine kendisini kurtarıyor. Gübre olsun, işte ilaç olsun, işçilik maliyeti özellikle yüksek olduğu için ama kivi bu sene çiftçimizin yüzünü güldürdü. Kahverengi kokarca da etkilemedi kiviyi. Bölge çiftçisi gereken önlemleri aldığını söyledi. Beklediğimiz kadar olmadı ama yine de iyi. Geçen seneye göre daha iyiydi. Yani rekolteye göre beklediğimiz rekolte daha yüksekti. Biraz daha az oldu. Bu yıl 13-15 ton civarı bekliyoruz. Burası 10 dönüm ama yıl geçtikçe biraz daha artacak. Beklentimiz o şekilde. Kokarca bu sene çok etkilemedi ama seneye büyük ihtimal etkileyecek bizi de. Öyle gözüküyor. Çünkü yayılma artıyor. Bu sene fındık kadar etkilenmedik ama seneye daha kötü olabilir. Üreticiyi maliyetlerin yanı sıra işçi fiyatları da zorluyor. Kivi toplama işinde çalışanlar günlük 1000 lira alıyor. Toplanan kivilerse kilosu ortalama 40 liradan satılıyor.